İyi akşamlar. Medyaskop TV özel yayınından merhaba. Konuğumuz Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu. Konuğumuz İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Fuat Keyman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi 26 Mart'ta bir Varna Zirvesi gerçekleştirilmişti. Burada AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la bir araya gelmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onun ardından bugün Avrupa Komisyonu'nun 2018 Türkiye ilerleme raporu açıklanacak. Ama bunu konuşmamıza izin veren sızıntılar da var. Bu sızıntılar üzerinden gitmek istiyoruz. En sıcak gelişmeyle başlayalım isterseniz. Biraz önce birkaç kaynakta da gördük hep birlikte. Gülen cemaati ilk kez FETÖ adıyla ve ilk kez bir terör örgütü olarak tanımlanarak bu raporda yer alıyor. Bunun önemi nedir? Evet. Esasında sizin başlangıç yapmanız Varna'daki konferansa referans vererek doğru oldu. Çünkü o konferansta Avrupa Birliği'nin en tepe karar vericileriyle Sayın Erdoğan bir araya gelmişti ve o konferanstan çıkan hava şu şekildeydi. Hem Tusk'ın hem özellikle Tusk'ın konuşmalarında yani Türkiye'nin Avrupa Birliği değerleri ya da demokrasi kriterleri ve hukukun üstünlüğü kriterlerinden uzaklaştığı vurgulanmakla birlikte hem Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde hem genel anlamda küreselleşme içinde olan gelişmelerde yani Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bir işbirliği içinde beraber çalışması gerektiği vurgulanmıştı. Esasında bu Varna zirvesinden bugün yayınlanan, şu anda yayınlanmış olan 2018 artık ilerleme raporu denmiyor, ülke raporu deniyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye raporunda da aynı hava esiyor en genel anlamda. O da Türkiye Avrupa Birliği değerlerinden özellikle Kopenhag kriterleri temelinde demokrasi, hukukun üstünlüğü, haklar ve özgürlükler değerlerinden uzaklaşıyor. Fakat Türkiye'yi kaybetmememiz gerekiyor ve Türkiye ile birlikte çalışmamız gerekiyor. Ve burada da hem mülteci krizi hem teröre karşı mücadele gibi bir takım önemli alanların altı çiziliyor. Bugünkü raporda da en genel anlamda böyle bir ayrım yapılacak. Yani Türkiye'ye sert bir dille demokrasi ve hukuk temelinde eleştiriler getirilecek ama Türkiye ile işbirliğinin devam etmesi gerektiği vurgulanacak. Fakat şu son dakikalarda aldığımız haberler doğruysa ki bu bağlamda hem İstanbul Politikalar Merkezi olarak hem de başka gruplar içinde benim Brüksel ziyaretlerimde, Berlin ziyaretlerimde, Fransa, Paris ziyaretlerimde hep vurguladığım bir şey ortaya çıkar ise doğru olur. Bu da Fethullah Gülen hareketi diye devam ederken esasında 15 Temmuz'da Türkiye'de ciddi bir darbe girişimi oldu ve bu darbe girişimi bir hem özellikle yargı ve askeri alanda bir paralel devlet kurma amaçlarıyla yani devletin içinden gelerek, devletin içinden kuşatarak yapılan bir darbe girişimiydi. Fakat burada Avrupa Birliği başından itibaren şöyle bir hata yapıyordu. Bunun darbe girişimi yahut da bunun bir terör örgütü tarafından örgütlenmiş bir darbe girişimi olma noktasında hep geri planda bunu tutuyordu ve bunu açık olarak söylemiyordu. Fakat buna karşın Türkiye'deki hukukun üstünlüğü ve demokrasiden kaymaya referans olarak darbeden sonra yapılan büyük bu kanun hükmündeki kararnameyle yapılan temizlik dediğimiz süreci eleştiriyordu. Bize diyorduk ki esasında bunu yaparken iki tane şey yapmanız lazım. Bir kere bu darbe girişimini tanımanız ve bu darbe girişimini bu örgütün yaptığını tanımanız ve bunu yaptıktan sonra bu temizlik harekatının bu genişlemesini eleştirmeniz gerekir diye. Şimdi bu raporda bu sanki yapılmış gibi oluyor ve Avrupa Birliği ilk defa Gülen hareketi yerine FETÖ dendiği zaman zaten o Fethullah Gülen terör örgütü diye bir şey. Onu tanıma noktasına geldiğini yahut da tanıdığını söylüyor. Fakat bunu yaparken rapor açıklanıp üzerine konuşulduğu zaman göreceğiz. Aynı şekilde de bu temizleme yani İngilizce purge denen temizlik hareketinin de bu çok geniş çaplı olması.
da eleştirilecek. Şimdi burada tabii biz de esasında Türkiye içinde de bu temizlik hareketini şu şekilde eleştiriyoruz. Çünkü bir taraftan bir 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlayan bir temizlik hareketi var. Fakat öbür taraftan da bu temizlik dediğimiz alanın içine hem darbeyi yapanlar giriyor, hem bu örgütle belli bir bağ olanlar giriyor. Ama daha da önemlisi benim açımdan, örneğin işte son iki yıldır sürekli tartıştığımız, beni de direkt olarak ilgilendiren, çünkü bir sürü öğrencilerim var, arkadaşlarım var, meşhur işte barış akademisyenleri dediğimiz KHK ile bu barış akademisyenlerinin barış bildirisi ve imzacılar diye bugüne gelen bu kesim de bunun içine sokuluyor. Bir de üzerine işte HDP milletvekilleri özelinde tartışılan bir de parlamenterler sokuluyor. Yani aynı temizliğe de ben her zaman Avrupa Birliği karar vericileriyle Brüksel'de yaptığımız konuşmalarda, toplantılarda ve yüz yüze görüşmelerde bunun ayrılması gerektiğini, belki bizim yaptığımız gibi yani bu FETÖ darbe yapanlara çok sert bir tepki ve bu temizliğin bu bağlamda gerekli olduğu söylenirken, fakat diğer kesimleri buradan ayırmamamız gerektiğini, çünkü hakikaten de diğer kesimler temelinde demokrasiden, hukukun üstünden kaymalar ciddi anlamda var. Şimdi bu raporda böyle de bir ayrım oluyor. Yani Avrupa Birliği bence darbe girişimini ve bu örgütü tanıdığı zaman diğer alanlarda yapmış olduğu eleştirilerde daha etkili olabilecek noktasına geliyor. Hatta rapora bakmam lazım ama muhakkak inşallah burada da ayrım yapıyordur ve örneğin akademisyenler noktasında, örneğin parlamenterler noktasında bu ayrımlar yapılarak eleştiri yapıldığı zaman daha etkili olacaktır. Ama bu da şunu gösteriyor, hem Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin değerleri, bir ayrışma noktası var. Ama öbür taraftan Türkiye ile birlikte bir takım alanlarda, önemli alanlarda, ekonomiden tutun mülteci krizi ve teröre karşı mücadele alanlarında birlikte çalışma var. Bunun altı bu şekilde doldurulduğu zaman tabii ki chapter'lar açılmayacaktır. Yani müzakerelere geri dönüş orada, Avrupa Birliği burada diretecektir ama bence Avrupa Birliği'nin Türkiye yaklaşımında daha nesnel, daha kabul edilebilir bir tavır olacaktır. Bu bahsettiğiniz şey aslında iki taraf için de böyle kafidir denilen bir noktadayız diyebilir miyiz? Yani özellikle Varna Zirvesi'nden az önce bahsettiğiniz izlenim yaratılmıştı. Evet, bir sürü eleştiriler var ama bir takım özel konularda işbirliğine devam edilebilir. Ankara açısından da bize bu eleştirileriniz doğrultusunda yaptırım uygulamadığınız sürece, yani ekonomik ilişkiler, mülteci krizi vesaire gibi konularda işbirliğine devam ettiğimiz sürece istediğiniz kadar eleştirin gibi bir durum da ortaya çıkmış olabilir. Yani bu iki tarafında tamamdır diyebildiği aslında belki de gelinen noktanın olumlu değil daha da olumsuz olduğu değerlendirilebilir mi? Yani... Olabilir ama şimdi Varna'dan sonra biz İstanbul Politikler Merkezi olarak İKV ile İktisadi Kalkınma Bankı ile hemen ertesi gün bir Varna zirvesini değerlendiren toplantı yaptık. Orada İKV'den Çiğdem Nas hocamız, İstanbul Politikler Merkezi'nden Senem Aydın hocamız, Nilgün Arısan bu konularda uzman birisidir ve ben konuşmacı olduk ve orada ben şöyle bir referansta bulunmuştum. Benim de çünkü çalışmamda çok etkili olan Karl Marx'ın bir saptaması vardır. Tarihi aktörler yaparlar. Yani bugün anlamda seyircilerimizin de daha açık olmak temelinde. Yani tarihi liderler yaparlar. Liderler önemlidir. Fakat liderler tarih yaparken kendi seçtikleri koşullar altında yapmazlar. Yani onlara dayatılan koşullar altında yaparlar. O yüzden de zaten başarılı liderler bu koşulları doğru okuyan ve ona karşı doğru tavırları alan liderlerdir. Ben Varna Zirvesi'ni o şekilde gördüm. Yani 3 tane lider, çünkü Bulgaristan Başbakanı esasında onda bir ara bulucu gibiydi. Yani onu kolaylaştırıcıydı ama 3 lider esasında Juncker, Tusk ve Erdoğan, yani lider olarak orada olmak istemiyorlar. İşte biz üçümüzü onların yerine koyarsak yani konuşmak istemiyorlar, fakat tarih onları konuşmaya, tarih onları birlikte olmaya, tarih onları evet beraber çalışmak istiyoruz demeye zorluyor. Tabii buradaki zorlamasının nedeni şu, Türkiye'nin bir anlamda ekonomisinden tutun
Orta Doğu'ya yaklaşımı ve küresel yapıdaki yeri ile özellikle Almanya olsun, Fransa olsun, Avrupa Birliği olsun ki rakamlar gösteriyor ki ekonomi alanında çok girift ilişkiler var ve Türkiye örneğin Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, örneğin vize liberalizasyonunda açılımlar istiyor. Diğerleri de bakıyorlar Türkiye Avrupa Birliği'ne bu kadar hakaret, bu kadar retorik anlamında sert rezistans, bir direnç, bir eleştiri getirmekle birlikte Avrupa Birliği'ne çok büyük bir katkıda bulunuyor. Çünkü Avrupa Birliği'ne gitmek isteyen ağırlıklı olarak ilk başta öyleydi. Bundan 2 yıl evvel, 3 yıl evvel Suriyeli mültecilerin 3.2 milyonu Türkiye'de, genel olarak mültecilerin 4 milyonu Türkiye'de. Yani esasında Türkiye Avrupa Birliği'ni eleştirirken, çok sert eleştirirken, o çok sert tepki koyarken bir anlamda tırnak içinde Avrupa Birliği'ne büyük bir kıyak atıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin en korktuğu mülteci krizinin çözümünü sağlayan ülke olmuş oluyor. O yüzden de esasında birbirleriyle olmak istemiyorlar ama tarih onları bir araya getiriyor. Ve bu arada böyle garip, benim de çok hoşuma gitmeyen, yani biz birlikte çalışmak istemiyoruz fakat birlikte çalışmak gerekliliği içindeyiz diyen bir şey. Fakat biz hiçbir zaman Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine o şekilde bakmadık. Bir tam üyelik temelinde baktık. Türkiye'nin doğru yolda olması temelinde baktık. Demokrasisinin, hukuk düzü sisteminin, devlet-toplum ilişkilerinin, esaslı şu ana kadar başarıyla giden idari yapıdaki yeniden örgütlemesinin belli normlar temelinde olması için biz Avrupa Birliği'ni de destekledik. Türkiye-Avrupa Birliği ile ilişkisinin ve Avrupa Birliği çıpasının işte hem Kopenhag hem Maastricht kriterlerinde önemli olduğunu söyledik. Fakat bugün geldiğimiz noktada tam da sizin söylediğiniz gibi her iki taraftan da tamam, madem bunu bu şekilde götürüyoruz, tarih bizi zorluyor, koşullar bizi zorluyor, yapıyoruz. Ama biz hani çok demokrasiye ve hukukun üstüne çok dokunmayalım. Belki Türkiye'ye işte FETÖ şeydir, terör örgütüdür ama siz de hukukun üstünlüğünü çok çiğniyorsunuz diyelim. Türkiye bize kızsın ama Türkiye'de çok da fazla bu anlamda tepki gösterip dışarıda kalmasın. Ve biz yine beraber bazı sorunların çözümünde çalışalım. Şimdi buna da belli adlar koyuluyor. Yani tam üyelik değil bunun adı. Gerçek anlamda işbirliği değil. Yani Türkiye örneğin stratejik olarak önemli komşu oluyor. Türkiye birdenbire tam üyelik yahut da Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak yerine, işte ona İngilizce transactional deniyor, bazı konularda işbirliği önemli ülke oluyor. Hatta benim kendi akademik çalışmalarımda kullandığım, işte daha evvelden DAEŞ'ın çerçevelenmesi, bir yere sıkıştırılması ve mültecilerin bir yere sıkıştırılmasında tampon oluyor. Yani Avrupa Birliği diyor ki ben seninle ilişkilerimi bozmuyorum. Sen çünkü hem DAEŞ'ı hem mültecileri kendi ülken içinde contain deniyor ona. İşte onun içinde barındırıyorsun. Ondan sonra bu Hakan Günday'ın son kitabında o konteyner, o şeyi çok güzel anlatır. Tam onun gibi yani Türkiye'yi o kitaptaki o şeyi görürseniz, o gemi olarak görürseniz, yani kaptan işte Türkiye'nin başındakiler ve kendi içinde bütün mülteciler var ve şeyler var. İşte onlar Avrupa'ya gitmiyorlar. Türkiye'de onu burada koyuyor. Ama bu zaman tabii o zaman çok araçsal, çok işlevsel bir ilişki oluyor. Yani ne Avrupa Birliği'nin kendi mantığına ne Türkiye'nin de Avrupa Birliği ile birlikte olması mantığına uymayan tamamıyla işbirliği, ama işte bugün öyle ama ertesi gün bozulabilir. Çünkü eğer Türkiye hakikaten bütün mültecileri kendi içinde tutarsa, tamamıyla DAEŞ olayının Avrupa Birliği'ne gitmesini engellerse, demek ki Avrupa Birliği diyecek ki tamam, sizin fonksiyonunuz bitti, artık ilişkiye gerek yok. O yüzden haklısınız. Yani burada bir taraftan sevinelim, bir taraftan hani FETÖ'nün darbeci olmasının, terör olmasının tanınmasını, evet doğrudur diyelim. Ya yani hukukun bu, yani bu ikili yapıyı hem onu söylerken hem de hani demokrasi ve hukukun üstünden sapmanındaki eleştiri doğru diyelim, ama ya yani bu şekilde bir ilişkide esasında yani 3 yıl sonra olmayabilir gibi olduğu için, yani böyle bir ilişkinin bu şekilde gitmesinin de doğru olmadığını da vurgulayalım. Ya Türkiye-AB ilişkilerinin böyle seyretmesi veya böyle bir hal almış olması kişisel olarak sizde bir hayal kırıklığı, bir bıkkınlık yaratıyor mu? Yani ben kendi hem politik görüşlerim, hem akademisyen olarak, hem de İstanbul Politler Merkezi'nin direktörü olarak Avrupa Birliği üyeliği kadar Avrupa Birliği çapasının, yani o değerlerin Türkiye için önemli olduğunu düşünüyorum.
İkincisi Türkiye'nin evet küresel dünyada mesela bugün tartıştığımız ve ona uluslararası ilişkiler kavramlarından esnek ittifaklar diyorum. Mesela Rusya, İran ve Türkiye arasında Suriye konusunda bir esnek ittifak olabilir. Mesela Bağdat, Tahran, Türkiye arasında başka konularda esnek ittifak olabilir. Ama Atatürk dönemine bakarsak, o dönemde de Atatürk Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yaparken Rusya ile ilişkileri iyiydi. Sömürge dünya ile ilişkileri iyiydi. Ama Batı çapası çok güçlüydü. O yüzden de bana göre ikinci olarak Türkiye'nin hem dış politikasını iyi bir rayda oturması hem de etkili olabilmesi için demokrasi, hukukun üstünlüğü ya da idari reform gibi Avrupa ve Batı ile ilişkilerini esas çapa yapması ve buradan esnek ittifaklar yapması. Üçüncüsü de esasında giderek artan bir şekilde bu dünyada modernite, demokrasi ve sekülerlik bunları birleştirmek çok önemli. Orada da o anlamda ya yani Türkiye'nin tek başına kalıp tek başına farklı yerlerle esnek ittifaklar yaparak tek başına bunu götürmesinden ziyade bence bütün eleştirilerimize, onların oryantalizmi, şarkiyatçıkları, çifte standartları bütün bu eleştirilere rağmen yani bu Batı modernitesi ve Avrupa Birliği çapasının önemli olduğunu gördüğüm için tabii bir şey yaratıyor, bir hayal kırıklığı yaratıyor ama hala biz İstanbul Politikler Merkezi olarak ve kişisel olarak bu konularda çaba gösteriyoruz. Yani hala gidiyoruz, hala konuşuyoruz. Ama şunu da görmek lazım, yani bu Avrupa Birliği'nden de baktığımız zaman örneğin birkaç gün önce yapılan ve bütün işte kamuoyunun üzerine gündemine oturan Amerika, İngiltere, Fransa'nın Suriye'ye kimyasal silahlar temelinde yapmış olduğu askeri ve hava saldırısı. Şimdi Fransa, İngiltere yani Amerika ve Avrupa Birliği olarak yapılmadı. İngiltere zaten Avrupa Birliği'nden çıkmıştı. Fransa ama Avrupa Birliği'nin derin ülkelerinden bir tanesi. Esasında bu üçü transatlantik olarak yaptılar. Şimdi o yüzden de Avrupa Birliği içinden de baktığımız zaman Avrupa Birliği'ni kuran ülkelerin belli önemli anlarda Avrupa Birliği üyesi olarak değil, ulus devlet olarak hareket ettiğini görüyoruz. Almanya'nın hareketlerinde bile ki Almanya'nın dış politikasının temel boyutu ve referansı Avrupalılaşma ve Avrupa Birliği entegrasyonudur. Onun bile bazı konularda işte Ukrayna olduğu zaman, Rusya ile ilişkileri olduğu zaman bir Almanya olarak şey yaptığını görüyoruz. O yüzden de yani Avrupa Birliği'nin de bir Avrupa Birliği olarak hareket etmesinde ciddi sorunlar var ve bu sorunları Türkiye yaratmıyor. Bu sorunları Avrupa Birliği'ne yeni katılan ülkeler de yaratmıyor. Göbekteki ülkeler yaratıyor. Özellikle Fransa, Almanya ve şey yapana kadar, ayrılana kadar İngiltere. Ve tabii şunu da söylemek lazım. Türkiye hukukun üstünlüğünden, Türkiye demokrasiden ayrışması temelinde eleştiriliyor ama Macaristan, Polonya, Yunanistan, İtalya gibi ama özellikle şu anda biz Macaristan ve Polonya temelinde tartıştığımız Avrupa Birliği üye ülkelerinin Türkiye'den daha da fazla, daha da açık bir biçimde demokrasi ve hukukun üstünlüğünden ayrışması var. O yüzden de Avrupa'nın yani Türkiye'ye bakarken Türkiye ile işlevsel, araçsal ilişkiler kurmak yerine bence kendi sorunlarını çözmeli de Türkiye ile yine Türkiye'yi demokrasi, hukukun üstünlüğü yani o üyelik, o müzakerelerin başlaması havzasına sokmasında büyük kendisi için de yarar var. O yüzden ben hayal kırıklığı derken sadece Türkiye bağlamında değil, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'ndeki kurucu aktörlerin hareket tarzları bağlamında da hayal kırıklığı yaşarken ama profesyonel ve bu politik hayatımda hayal, yani normlara çok önem veririm, ahlaka çok önem veririm ama politik olarak bunu sürekli olarak bizim esaslı bu yöne itmemiz gerekiyor. Arnavutluk ve Makedonya'nın da tam müzakereleri için tavsiye edilen ülkeler arasına alınması belki bu çerçevede nasıl değerlendirirsiniz? Tabii, tabii. Yani bu da mesela şimdi esasında Makedonya'dan bir grup bana gelip konuştular. Şimdi onlar esasında bu Amerika, İngiltere, Fransa'nın Suriye harekatından şöyle olumlu bakıyorlar. Çünkü
bu harekatta hepimizin bildiği gibi Esad rejimine bir şey yapıldı ama Rusya ile bir mesaj verildi. Yani sen tek başına burada bunları yapamazsın diye İran'a da bir mesaj verildi ve benim de kabul ettiğim gibi buradan bir yeni soğuk savaş çıktı. Esasında DAEŞ olayı çıkmadan evvel 2013-2014'te biz bu yeni soğuk savaşı tartışıyorduk ve Ukrayna temelinde tartışıyorduk ve Kırım temelinde tartışıyorduk. Şimdi bence belki Suriye'de biraz durulma olup buradan Kafkaslara ve Ukrayna'ya tekrar gidebilir bu Amerika, İngiltere, Fransa, ona destek veren Batı, Avrupa ve Rusya ilişkileri. Tabii öyle olunca Makedonya, Arnavutluk bunlar tekrardan tartışılmaya başlanacak. O yüzden yani onlar da şimdi bu şeye bakıyorlar. Yani biz daha fazla tartışılırsak o zaman bizim bu üyelik sürecimiz daha da hızlanırdı. Şimdi böyle bakıldığı zaman esasında onlar açısından avantaj. Onlar da Avrupa Birliği üyesi olsun ama yine biraz evvel Türkiye bağlamındaki bu araçsallık, bu işlevsellik. Yani, ilkelerin geriye atılması. Evet, ilkelerin geriye atılması ve ona şöyle diyelim yani izleyiciler bağlamında güvenlik, ekonomi ve demokrasi, hukuk dediğimiz zaman maalesef her iki tarafta yeni üyelerin saptanması, yeni üyelerin bu sürece bakması, Türkiye'ye ilişkilere bakımında böyle bir güvenlikle ekonomiyi demokrasinin ve hukukun önüne koymak var. Yani bu Arnavutluk ve Makedonya kararlarında da bu var. Bundan önceki kararlarda da bu var. Hatta Macaristan sürecinde, Polonya sürecinde her ne kadar şey yapmamıza rağmen yani bunlar nasıl oluyor derken yine bu tür böyle bir güvenlik ekonomi şeylerinin süreci var. O yüzden de Türkiye'de de mesela Türkiye ile tam üyelik olmayacak ama Türkiye ile tam üyelik süreci de askıya alınmayacak. Türkiye ile biraz bunlar 6 ay 7 ay evvel tartışılan Türkiye'yi Kanada gibi Ukrayna gibi bir serbest bölge partneri bir ortağı olarak görmek de olmayacak. O zaman ne olacak? Hem işbirliği gidecek. Bu ara biz yani daha çok gümrük birliği modernizasyonu ve vize liberalizasyonu ile ilgili bir grup gelecek şimdi. Onlarla konuşacağız. Ama müzakereler açılmayacak. Ama buna karşı Türkiye mültecileri kendi ülkesi içinde tutacak. Avrupa biraz rahatlamış olacak. Buna karşı Sayın Cumhurbaşkanı diyecek ki ben size isimleri veriyorum. Yani teröre karşı beraber yapalım. Ona Fransa evet diyecek falan. Ama tabii ondan sonra ne olmuş olabiliyor? Bütün bu güvenlik ve ekonomi ön plana çıkardığın zaman aynı Fransa, aynı Macron bunlar iki gün sonra da şey diyebiliyor. Erdoğan'la görüşmesinde iki gün sonra ben yani Türkiye ile PYD, YPG arasında bir arabulucu da olabilirim diyor. Çünkü o çıkarı onu gerektiriyor. Tabii böyle tamamıyla güvenlik ve demokrasi ve çıkar temelinde bakılınca o zaman yani Avrupa Birliği felsefesine de uygun olmuyor ama maalesef dünya küresel düzeyde de böyle bir güvenlik ve demokrasi, güvenlik ve ekonominin demokrasinin önüne geçti ve demokrasiyi biraz yana koyuldu bir yani sadece Türkiye'de değil yani dünyanın her yerinde bunu yaşıyoruz. Tabii. Birkaç arkadaşlar bilgilendirme yaptılar. CNN Türk haberini düzeltmiş girmeden önce. CNN Türk girmişti biz yayına girmeden önce. FETÖ ibaresi dahi yokmuş raporda. FETÖ'yü terör örgütü olarak tanıma gibi bir cümle veya ifadeye yol açacak herhangi bir tanımlama yok raporda diye haberlerini tekrar düzeltmişler ve Batı'da da rapor ile ilgili Türkiye Avrupa Birliği'nden dev adımlarla uzaklaştı evet. gibi manşetlerle giriliyormuş. Bu esasında şöyle tartışma başlamıştı. İlk önce böyle bir tartışma başladı ve yani sanki Avrupa Birliği raporunda bu tanımlanacak gibiydi. Benim bundan şüphelerim vardı. Sonra ben Brüksel'e sordum bunu. Bu şöyle dendi yani ya dolaylı olarak bir referans verilecek ya hiç bundan bahsedilmeyecek gibiydi ve giderekten esasında bundan bahsedilmeyecek gibi olup o yüzden yani bu benim yani bana sürpriz olmuştu bu yani hem NTV'nin hem CNN'in artık o isim verebiliriz yani girmesi fakat biz onlara hep bunu söyledik yani onu o yüzden ben o görüşümün arkasındayım yani
bu temizlik dediğimiz purge'ün içine hem FETÖ'cüleri hem akademisyenleri hem parlamenterleri koyup Türkiye hukuktan üstünlüğünden ayrılıyor dediğiniz zaman esaslı orada da çünkü bir tanesi darbe yapıyor, bir tanesi fikir özgürlüğü temelinde imza atıyor, öbürsü de parlamenter yani dokunulmazlığı var. Şimdi bu üçünü aynı yere koyduğunuz zaman o zaman hani olmuyor. Artı yani ben darbeyi tanıyorum, ben yani Türkiye bu 15 Temmuz'u da Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ki darbenin püskürtülmesinde laiklerin, Kürtlerin, toplumun farklı kesimlerinin de çok büyük etkisi oldu. Yani o yüzden de yani biz onlara hep söylediğimiz gibi yani bu darbeye ya siz Türkiye'yi anlıyoruz dediğiniz zaman aynı zamanda laiklerle de ilgili bir şey söylüyorsunuz, Kürtlerle ilgili de bir şey söylüyorsunuz. O yüzden de keşke yapsalardı ama bunu işte yapamıyorlar çünkü bunu yaparlarsa kendi konumları biraz zorlanmış oluyor. Hatta şu da yapılamıyor. Yani işte onu biraz başka soru varsa söyleyecektim ama işte mesela Avrupa Birliği'nin hani Türkiye ile işlevsel bir ilişkiye giriliyor ve burada güvenlik çok önemli oluyor. Yani Orta Doğu'daki gelişmeler. Fakat öbür taraftan Avrupa Birliği'nin bir global ajandası var. Bundan sonra daha da etkili olabilmek için yani global ajandayı tam uygulamaya sokamadığı için PESCO dediğimiz bazı ülkelerin bir savunma işbirliği var. Fakat baktığımız zaman hem Türkiye ile işbirliği yapıp Türkiye'nin bir global ajandanın içinde ve ona anchorlanmış, çapalanmış gözüküyor. Ne de PESCO'ya gözüküyor. O zaman da şöyle oluyor. Yani bu işbirliğinin uygulamaya sokulmasında nasıl olacak Avrupa Birliği, Türkiye nasıl çalışacak diye. Orada da görüyoruz ki mesela Türkiye, Rusya ve İran çalışıyorlar. İşte ben onu izlemiştim. Dünkü mesela bu tartışmalara gittiğimiz zaman Sayın Çavuşoğlu ne dedi? Macron esasında bu üçlü zirveye katılmak istiyorum dedi. Fakat onu İran kabul etmiyor. Bu doğrudur. Yani ve öyle olduğu zaman tabii o zaman Avrupa Birliği olarak Macron katılsa daha şey olur değil mi? Yani böyle bir esasında sadece Türkiye bağlamında değil de Avrupa Birliği'nin de yani hem bölgesel sorunlara katkı vermek hem dünya barışındaki Jean Monnet'den biri esas temel felsefelerden biri öyledir. Burada bir ciddi kendisinden kaynaklanan bir sorun var. O yüzden de bunları işte bu böyle olunca o zaman demokrasi temelinde yaptığı eleştiriler de çok etkili olamıyor ve şimdi Türkiye tarafı da biz bu raporu kabul etmiyoruz. İşte yok hükmünde göreceğiz diyecek. Ama zaten diyecek ki zaten benim onunla olan şeyim yani gümrük birliği modernizasyonu, vize liberalizasyonu, teröre karşı mücadele ve ekonomi temelinde olacağı için yani bu 2-3 gün konuşulup zaten şimdi bir erken seçim falan tartışması da başladığı için bence bu Suriye olayı, soğuk savaş ve erken seçim arasında çok da fazla yani ciddiyetle tartışılacak bir rapor olarak yine de biz konuşmaya devam edelim istiyoruz. Tabii. Çünkü evet, o en başından beri Varna Zirvesi'nde de ele almak istedik. Yani bu konu unutulmasın diye. Şimdi hem Avrupa Birliği ile bir kurumsal ilişki sürdürüyor Ankara hem de ülkelerle ikili ilişkiler var. Burada Avusturya, Belçika, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerle büyük tansiyonlar, büyük gerilimler yaşanmıştı. Bunların belli bir kısmı aşılmış görünüyor ama Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la bu sefer de sorunlar başlamış gibi görünüyor. Bunlar aşılabilir mi? Yani bence Yunanistan'la ve yani Güney Kıbrıs esasında yahut da Kıbrıs yani sorunu çözülmedi. Ama çözülmemesinin bence yani hem Kıbrıs tarafından, Güney Kıbrıs tarafından çözülmedi ama bence şeyi unutmayalım. Burada Avrupa yani, Birliği'nin de bir rolü. Evet ama Türkiye'de esaslı Kıbrıs'ın çözümünde Kıbrıs'ı Suriye ve Orta Doğu bağlamında önemli gördü. Ve bu Amerika, İngiltere, Fransa'nın Suriye'ye yapmış olduğu hava saldırısında uçakların ve füzelerin çoğu Güney Kıbrıs'ta, yani Kıbrıs'tan şey oldu. Yani İngiltere Kıbrıs'ı kullandı. Türkiye'den de bazı yazılar çıkmıştı. Yani bu kadar Orta Doğu değişirken, Suriye, Irak'da da çökmüş devletler varken, sınırlar yeniden çizilirken, yani bu kadar stratejik öneme sahip Kıbrıs'ı ne yapacağız biz filan diye. O yüzden maalesef Kıbrıs böyle yine bu güvenlik ve strateji içinde kaldı. O yüzden bundan çok fazla bir şey çıkmaz.
Ama Kıbrıs sorunu çözülmez. Fakat öbür taraftan Türkiye şöyle bir oyun planı ile oynuyor. Diyor ki Avrupa Birliği etkili değil. O yüzden ben Avrupa Birliği içindeki etkili ülkelerle birlikte olacağım. İşte bunlar kimlerdir? Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği'nden yeni çıkmış İngiltere. Yani o yüzden de Avrupa Birliği / Avrupa olarak. Ve şimdi İngiltere'ye gidecek Sayın Cumhurbaşkanı. Yani böyle olduğu için ikili anlaşmalarla sizin söylediğiniz gibi Avrupa Birliği'nden daha çok bu ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Yani Viyana önemli olabilir ama Almanya daha önemli. Mesela Almanya'da büyük bir retoriksel değişim var. Hem Türkiye tarafından hem Almanya tarafından. O yüzden de biraz böyle biz belli bir süre, inşallah bir U-turn olur ama belli bir süre şey yapacağız. Yani bu araçsallık, işsevsellik içinde aktörlerin birbirlerine baktığını göreceğiz. İkili anlaşmalar ya da ikili hareketler belki Avrupa Birliği'nden daha ön plana çıkacak. Ama tabii bu ne Avrupa için, Avrupa Birliği için bence çok faydalı bir olay, ne de Türkiye için. Çünkü görüyoruz ki şeylere önem veriyorum ben. Esnek ittifaklar dediğim, yani Türkiye, İran, Rusya gibi. Fakat buralarda küreselleşme çok hızlı geliştiği için ve çok hızlı değiştiği için, yani esnek ittifaklarda sabit bir şeyiniz yoksa, o zaman yani bir başarı elde ederken birdenbire durma noktasına gelebilirsiniz. Mesela buradaki önemli olaylardan biri Türkiye Zeytin Dalı operasyonuyla bir süreci başlattı ve Afrin'e de bir başarı elde edildi ve oradan daha sanki daha rahat Münbiç'e gidecek gibi gözükürken birdenbire kesildi. Ve o ara mesela bu üçlüye girmek isteyen Macron dedi ki ben dedi belki PYD ile Türkiye arasında bir ara bulucu olabilirim falan diye. Ve ondan beri biz esasında ne Münbiç'e doğru ne de yani Tel Rıfat'a doğru bir hareket görüyoruz. Şimdi o yüzden de esnek ittifaklar önemli ve etkili olmakla birlikte çok da kırılgan ittifaklar. Çünkü değişime göre siz esasında tam başarı elde etmişken durabilirsiniz. Çünkü Amerika, Fransa ve İngiltere dediler ki biz orada olmamız gerekiyor. Ve oraya girme için de bu hareketi yaptılar. Şimdi onlar yaptıkları zaman o zaman bunun size de etkisi var. O yüzden de bence bu esnek ittifaklar Almanya, İngiltere, Fransa ile birlik olan bu tür ikili yapılar bir dönem iyi olurken öbür dönem iyi olmayabilir. Konjonktüre bağlı. Tabii bir dönem sizin iyi dostunuzken öbür dönem işte Cumhurbaşkanı gibi davransın olur ama Macron onu söylediği zaman hem kendi kamuoyu hem Avrupa bağlamında bir etkisi var onun. O yüzden de bence işte burada bir böyle bir hata yapılıyor. Yani daha etkili olmak için o yüzden belki de 23'lerde 19-23 dönemindeki gibi yani bir Batı bir Avrupa çapası olup onun yanında Rusya'yla, İran'la işte bugünkü yani daha Batı Doğu dünyasıyla işte Çin'le, Hindistan'la bu tür gelişmekte olan güçlerle birlikte olması Türkiye'nin avantajına. O yüzden de hani böyle bir şey var. Yani Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerindeki daha istikrarlı olsa daha fazla getirisi olur. Daha istikrarlı olsa bu ilişki Türkiye anlamında da Türkiye için de daha getirili olabilir. Fakat böyle bir hani işlevselliğe işte komşu, güçlü komşu işte mülteciyi sen tut ben de bunu şöyle yapayım seni bırakmayayım böyle olduğu zaman da bence getirilerin de düşmesine ve çok kırılgan olmasına şey oluyor. Çünkü yani yarın Almanya ile Türkiye ilişkilerinin nasıl devineceğini bilemeyiz. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Fransa ile iyi de olabilir, kötü olabilir. Yani bu küreselleşme biraz hakikaten sizin esnek olmanızı gerektiriyor ama yani aşırı esneklikte çok savrulabilirsiniz. Yani esnekliğin getirisi kadar savrulma riski de olduğu için. O yüzden ben çok hoşuma gittiğini söyleyemem. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporunu İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Profesör Fuat Keyman'la konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.